Herkese şöyle dur biraz kendimi düzeltim. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasıl kilo verdim? Yani aslında çok basit bir soru ve hepimizin herkesi sağlıklı bir şekilde nasıl kilo vereceğini gayet iyi biliyor. Aslında hepimiz biliyoruz. Sadece süreç uzun olduğu için sürekli böyle kısa formüller, hızlı bir yol, emeklemeden koşmayı istiyoruz aslında. Ama bu böyle değil. Ben de öyleyim. Yani kilo vermek istediğim an akşam uyuyorum, diyorum ki sabah uyandığımda 10 kilo gitsin. Ama maalesef öyle olmuyor. Uzun ve zorlu bir süreç oluyor. Ama ben bunu biraz minimuma tutmaya çalışıyorum. Kısa bir sürede büyükçe kilolar verebiliyorum. Bunu daimi video vlog izleyicilerim zaten biliyorlar. O yüzden bilmeyenler için de böyle bir video yapayım dedim. Ben nasıl hızlı kilo verebiliyorum arkadaşlar? Benim hakkımda bilgi edinmek istiyorsanız bu videomu tıklayabilirsiniz. Neredeyse 4 milyona ulaşmış. Orada daha uzun uzun anlatıyorum. Ama burada çok kısa çünkü hiç kimsenin vakti yok. Hemen öğrenmek istiyoruz. Yapabilirsiniz. Bunu size ilk başta söyleyeyim yani. Herkes yapabilir. Ben nasıl yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Sadece azim, disiplin, irade ve gerçekten çok istemek. Yani gerçekten çok istiyorsanız kiloyu sağlıklı bir şekilde verebilirsiniz. Herkes verebilir. Ben tabii bir diyetisyen değilim, ben bir doktor değilim. Bunu kendi vücudunuzu bilerek yola çıkın bazı şeylerde. Beslenmeye çok fazla girmek istemiyorum. Ama bu videoda en çok bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi spor arkadaşlar. Ben nasıl hızlı veriyorum? Ben ilk önce bir tartıya çıkıyorum arkadaşlar. Tartı demişken tartıya çıkmak çok önemli. Bazı doktorlar, diyetisyenler öneriyor. Bazı diyetisyenler, doktorlar önermiyor. Ama iki güne bir, işte haftada bir tartıya çıkmak kilonuzu dengeleyebiliyor. Hani o sabit bir kiloda kalabiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki. Ben tartıya çıkmadığım zamanlar aylar kilo alıyorum. Çünkü bakacak bir şeyim olmuyor. Tabii vücudumdan da anlıyorum ama çok rahat giyindiğim için, spor tişört giyindiğim için böyle çok fazla anlamıyoruz. Hele ki kış aylarda. O yüzden tartıya çıkmak çok önemli arkadaşlar. Bunu kendime de sürekli böyle söylüyorum ve bazen unutuyoruz. Bazen de aslında çok da fazla tınlamıyoruz yani kışın açıkçası. Ben tınlamıyorum. Çünkü diyorum ki Mayıs'ta, Nisan'da böyle bir aylık bir detoksumu yaparım. Ondan sonra tekrar kilomu düşerim diye düşünüyorum. Ama tartı çok önemli. İkincisi su miktarı. Vücudunuz ne kadar su içerse o kadar daha fazla yemeğe çullanıyoruz. Ben öyleyim. Ben sağlıklı beslenmediğim süre içerisinde çok fazla su tüketmem. Kahve içerim, çay içerim, bitki çayı içerim. Meyve suları içerim ama asla su içmem. Su da önemli hayatımıza. Önemli bir şey. Ne zaman ki sağlıklı beslenmeye gidiyorum, fazla karbonhidratı çıkartıyorum, şekeri çıkartıyorum hayatımda ve su aklıma geliyor. Ne zaman ki az besleniyorum, su aklıma geliyor. Halbuki az değil aslında. Sadece sağlıklı beslenmek. Bunu da altını çizelim. Yana komşu mu gelmeye başladı? Ne oldu bilmiyorum. Benim bir aralar bir kahvem de vardı. Bir saniye. Evet, kendime şöyle buzlu bir kahve yaptım. Londra'da yaşıyorum ve burada son 3 gündür hava 28-29 derece. Türkiye ile kıyaslarsanız 35-36-40 derece diye düşünün. Çünkü güneş tam tepemize ve vücudumuzu yakıyor yani. Öyle bir sıcak var. Neyse, konumuza geri dönelim. Ne diyordum? Sporu söyledim. Ha, sporda da devam etmem lazım. Sudan bahsediyorum. Ben böyleyim işte. Oradan oraya atlıyorum. Bakın. Su tüketimi çok önemli. 2 ile 3 litre arası su gerçekten için. Bunu ben nasıl yapıyorum? Size ben nasıl yaptığımı söyleyeyim. Sabah uyanır uyanmaz ben bir espressomu içiyorum. Çünkü 3 tane çocuğum var, sabah koşuşturması derken o kahveyi içmek zorunda kalıyorum. Yani içiyorum, seviyorum. Kahveyi seven bir insanım. Kahveyi içtikten sonra da sporumu yapıyorum. Sporu sonradan bahsedeceğim. Bunların ikisini yaptıktan sonra zaten öyle bir su istiyor ki canınız. Yani 2-3, ben 400 mililitrelik benim su bardaklarım büyükçe. Onlardan ben 2-3 bazen 4 tane su içiyorum. Yani çocukları okula götürüp getirene kadar ben neredeyse 1,5 litre suyu tüketmiş oluyorum zaten. Bakın, bu diyet yaptığım, yani diyet demeyi sağlıklı beslenmek dediğim zamanlar. Ama diğer zamanlar dediğim gibi aklıma gelmiyor. Çünkü çocuklara bir şey yedirirken onu ağzımıza atıyoruz, şunu ağzımıza atıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Ya da o heyecandan, o telaştan vücut terlemiyor. Ve su istemiyor. Yani benimki istemiyordu ya da unutuyorduk aslında.
O yüzden 1,5 litreyi sabah 12'ye kadar tüketmeye çalışıyorum. Ondan sonra da otururken çok su içmeye çalışıyorum. Bir şey tutuyorum kendime. Yani ben hiç öyle hesaplamadım ama bence benim su içmem 3 litreyi de geçiyor diye düşünüyorum. Çünkü kahveydi işte bütün bu bitki çayları hepsi sudan da sayılıyor aslında. Eskiden saymıyorlar. Doktorlar işte 2-3 litre sadece saf su içmeniz gerektiğini söylüyordu. Ama şimdi kahveler, meyve suları, şunlar bunlar hepsi dahil oluyor. Kilo verme sürecinde bol su içiyorum. Sabah sporuna kalkıyorum arkadaşlar. Günde 2 tane spor yapmaya çalışıyorum. Yani benim vücudum sporu seven bir vücut. Ben ne zamanki sporu yapayım, yani 5 gün aralıksız spor yapayım, benim vücudum böyle böyle oluyor. Yani acayip vücudumda farklılık, değişiklik görebiliyorum. Sporu çok seven bir insan mıyım? Yani başladığım o ilk, zaten ilk gün başlamak önemli. İlk gün başladığım an devamı geliyor bende ve abartıyorum yani. Abartmayı ben seven bir insanım. Kardiyomu sabah yaparım 1 saat. 400 ile 500 kalori arasında yapmaya çalışıyorum. Yakmazsam durduğum yerde hopluyorum yani. Hopluyorum ta ki o 400-500 kaloriyi yakana kadar. Ondan sonra gün içinde 10 bin adım atmaya çalışıyorum. 10 bin adım da çok önemli. Bunu sadece dışarıda adım atarak yapmaya çalışıyorum veya içeride ev işlerini şu bu yaparken adımlarımı sayıyorum. Yani bu 10 bin adım yaptığım kardiyodan farklı. 2 tane egzersiz yapıyorum ve gün içinde 800 ile 900 arası kardiyo yapmaya çalışıyorum. Çünkü bende yağlanma fazla olduğu için kardiyo yapıyorum. Daha henüz o weightliftinglere falan aslında var. Böyle bazen spor yaparken elime böyle ağırlık alıyorum, ağırlık da yapıyorum ama çok hoşlandığım veya içine daldığım bir spor yöntemi değil. Belki daha sonra denerim ama benim vücudum hep kardiyo ile direkt küçüldü, zayıfladı ve iyi de zayıfladı. O yüzden spor da çok önemli. Sporu seven insanlar var, sevmeyen insanlar var. Ben de çok seven bir insan değilim ama şunu söyleyeyim. Spora başladığınız zaman harika. Şunu söyleyeyim, spora başladığınız zaman gerçekten bırakmak istemiyorsunuz. Yani devam etmek istiyorsunuz sporu. Çünkü vücudunuz temizleniyor, yüzünüz temizleniyor. Benim buramda bir ton akne vardı. Beyaz beyaz sivilceler çıkmaya başladı. Burası pürüzsüz oldu, tertemiz oldu. Şu an yüzümde hiç makyaj yok. Zaten makyaj videosu da değil ama yani vücudunuzu temizliyor, çok su içiyorsunuz, bütün toksinleri atıyorsunuz falan filan. Yani spor gerçekten önemli. Hiçbir şey yapamıyorsanız YouTube'da bir ton video var. Ben zaten evde yapıyorum, spor salonlarına gitmiyorum. Yani herkes kendine uygun bir spor seçebilir gerçekten. Sadece ayakta durarak bile biliyorsunuz kalori yakabiliyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız bile ayakta durun, sadece adım atın evin içerisinde. Gerçekten spor çok 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 önemli. Ondan sonra her gün zaten yaptığınızda diyeceksiniz ki dur ya, ben bugün bir şey eksik vücudumda, bir şey yapmam lazım diyorsunuz ve yapıyorsunuz. Bakın saat 11 ve şimdiye kadar yaptığım adımı ve kaloriyi size göstereyim. 500 kalori yakmışım şimdiye kadar ve attığım adım sayısı 7000. Düşünün ve saat daha 11 bile değil. Şöyle göstereyim. Böyle göstereyim. Gördünüz değil mi? Ha, adımlar da burada. Ve kendimi o kadar mutlu, sağlıklı ve iyi hissediyorum ki iyi yani. Sadece bunu kışın devam ettiremiyorum. Çünkü kışın da bu sene kendime söz verdim. Bu kış devam ettireceğim. Kışın biraz yemeği seviyoruz. Daha fazla dışarıda olmuyoruz. Daha az su içiyoruz. Daha az spor yapıyoruz. Daha çok yatıyoruz, uzanıyoruz, film izliyoruz vesaire. Diğeri de beslenme tabii ki. Beslenme de eğer bunları yaptığınız sürece, sporu yaptığınız sürece ve aralıklı oruç yaptığınız sürece inanın bana o 4 saat yeme zamanında veya 6 saat yeme zamanında istediğiniz ne varsa yiyin. İnanın bana yine kilo almıyorsunuz. Ben bunu denedim. Ben cipsi, çikolatayı seven bir insanım ve ben bu aralıklı oruç yaptığım zamanda ben 1'de başlıyordum yemeğe, 5'te kesiyordum. Benimki kaç saat oluyordu? 1, 2, 3, 4, 5, 4 saat. Yani ben 20 saat yemiyordum. 5'ten ertesi gün 1'e kadar yemiyordum. Sadece su, bitki çayı içebiliyorsunuz. Kahve de içebiliyorsunuz ama şekersiz, şeker yok. Yani şekersiz her şey yapabilirsiniz ama sweetener falan koyamıyorsunuz. Bu şekerlendirici falan hiçbir şey koyamıyorsunuz. Sadece bitki çayı, su, mineral su, soda,
bu sarı kız var ya, onlardan şekersiz çay kahve içebiliyorsunuz. Dediğim gibi 20 saat yemiyordum, 4 saatlik içinde yiyordum ve o 4 saatlik yediğim içinde de spor yapıyorsunuz ya, zaten gidip bir paket cips yesiniz gelmiyor. Onun daha sağlıklı versiyonunu buluyordum. İşte az yağlı veya fırında kızartılmış, kızartılmamış, fırında pişmiş patates cipsleri. Yani her şeyin aslında bir sağlıklı yöntemi var. Pizzanın mesela ben hatırlıyorum, normal pizza değil de glutensiz pizza yemeye başlıyordum. Daha fazla salatalı, daha fazla salataya, daha fazla böyle zeytinyağda közlenmiş patlıcanlara, kabaklara, onlara yön veriyorsun ve damak tadın artık onlara alışıyor ve şunu fark ediyorsun damak tadı deyince. Aslında bu tarz şeyi yedikten sonra, yiyince bunların ne kadar değişik tatları olduğunu hissediyorsun. Çünkü normalde cipsti, çikolataydı, tam bunlar hepsi şeker ve patates kızartmasıydı, burgerdi. Bunlar hep sabit bir tadı var yani. Başka hiçbir tadı yok. İşte o tatlar zaten bize sanırım alışkanlık yapıyor ama ben mesela burger camım istediğinde nohut burgeri yapmıştım. Acayip bir şeydir, tariftir. Bunu Fadime'nin tarifi bu. Fadom, bakabilirsiniz. Yazarım bilgilerini de alta. Ben nohut burgeri yaptım ve asla ayırt edemezsiniz yani etten. Çok da lezzetliydi. Düşünün, sağlıklıydı da. Ben tabii onu ekmekle yemiyordum. Öyle sade yiyordum ama burger, burger yani. İster nohutlu olsun. Ama öyle yani, her şeyin bir sağlıklı alternatifini aslında bulabiliyorsunuz. Ben neden video çekmek için böyle bir yer seçtim bilmiyorum ama sesim umarım geliyordur. İşte düşünün, 87'lerden bu hale gelmemin 4 sebebi var. 1. Bol su. 2. Uyku. 3. Spor. 4. Aralıklı oruç ve sağlıklı beslenme o aralıklı oruç içerisinde. Tabi ben aralıklı oruç yaparken haftada bir kendime şey veriyordum, böyle cheat meal veriyordum. Ne bileyim, canım pizza istediyse, normal bir pizza, o gün yiyordum pazar günleri. Kızlar geliyordu, onlarla birlikte abur cubur yiyorduk. Yani çok da kendimi sıkmıyordum çünkü bu bizim hayatımız boyunca devam edilmesi gereken bir şey olması lazım. Sadece 2-3 ay gibi bir süre için değil. Sporu saymış mıydım bu arada? Su, uyku, spor, aralıklı oruç ve sağlıklı beslenme içinde. Evet, bu dördü. Bu dördünü yaptığınız sürece arkadaşlar, eminim ki benim gibi bir hafta içinde bütün ödemleri, toksinleri, yağları yakacaksınız. Ve bir hafta içinde de zaten bir 4-5 kilo verirsiniz. İnanın bana, garanti veriyorum yani. Bu videoyu kapatın. Gidin kendinize hemen bir spor videosu açın ve başlayın. Çünkü aslında uzatmamamız gerekiyor. Ben bugün 5.30'da kalktım. Kalkmak istiyor muydum? Hayır, kalkmak istemiyordum tabii ki. Uykumda uyumak varken ben niye kalkayım? Kalktım 5.30'da, güzel bir espressomu yaptım. Sakinlikte bir içtim onu. Ondan sonra da kalktım, kıçımı kaldırdım, sporumu açtım, bir saat yaptım. Çok sakindim, rahattım, güzel hissettim spordan sonra. Duşumu aldım, hazırlandım. Çocukların her şeyini hazırladım ve onların uyanmasını bekledim. Düşünün yani, daha iyi hissediyorsunuz kendinizi. Güne iyi bir başlangıç oluyor. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza yarar bir bilgi olmuştur. Ben bu şekilde ideal kiloma düşebiliyorum ve mutlu oluyorum. Kışında hani 3-5 kilo aldıysam da bu beni pek irite etmiyor. Çünkü biliyorum ki havalar ısındığında ben yine o bol sporla, sağlıklı beslenmemle, az şekerle kaybedeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bütün diyet videolarımı buraya paylaşıyorum. Merak edenler oradaki bütün süreçleri izleyebilir. Ben önümüzdeki hafta şu an sizin için iki tane challenge yapıyorum. Bir bisiklet challenge. Her gün bisiklete çıkıyorum. Bir de o var yani. Sporumda her gün bisiklete çıkıyorum. Bir saat boyunca bisiklet yapıyorum. Aynı zamanda 10.000 adım yapıyorum. Bunların challenge'ini yapacağım size. Önümüzdeki pazar günü sanırım yayınlamayı planlıyorum. Yani haftaya pazar, haftaya videoya görüşürüz. Tabii ki videolarımdan haberdar olmak için bildirimi açık tutmayı, zili açık tutmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoya da bir beğeni atarsanız çok 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 mutlu olurum. Sizi seviyorum. Bütün haberlerinizi alta yazın. Bekliyorum. Ben destek için buradayım. Çünkü çok iyi anlıyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Dışarıda birini görsem bile işte bana sorduklarında yardım etmeye çalışıyorum. Ama kızlar, gerçekten kızlar, erkekler, kim izliyorsa, su, uyku, spor, her şeyin başı yani. Beslenme bile değil. Beslenme zaten, sen o sporu yaptıktan sonra gidip kendine iki paket cips yemeyeceksin. Çünkü diyeceksin ki lan ben orada ter döktüm. Gidip ben şimdi onu mu yiyeceğim diyeceksin.
İnanın bana işe yarıyor. Gülümsemenizi sağlıyor, mutlu olmanızı sağlıyor ve iyi bakıyorsunuz hayata. Bütün streslerden de uzak tutuyor aslında spor bizi. Öyle. Sizi seviyorum, öpüyorum. Bay bay.